hayatım boyunca hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Sona yaklaştıkça plan yapmamayı öğrendim. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk güzel. O senin sağlam iş dediklerin zengin etmiyor ama adamı. Beğenmediğin o sağlam iş sayesinde bu nimetleri buluyoruz değil mi? Vay be. Vay be. 30 yılı devirdin ha. Devirdim mi? Bir babanı getiren treni süremedin sen. Babamı getirmek biraz zor anne. Çünkü onun olduğu yere demir yolu döşenmedi hala. Ya Ruhi baba, sen demedin mi bana? 30 yıldır çalıştım bu devlete, şu düştüğüm duruma bak diye. İşte bu kitap senin neden bu duruma düştüğünü yazıyor. Demek ki ileriki sayfalarda yazıyor. Beni seviyorsun yani? İlk gördüğüm andan beri. Müdür değil lan o, şef. Olsun, ileride müdür de olur. Şef lan o, ulan herif orkestra şefi lan. Benimle evliyken bir kocası vardı. Şimdi bütün Türkiye kızının kocası. Terbiye saçma lan. Her şey insanlar için oğlum. Günahsızım diyen biri gelsin. Ya ben bunu hak edecek ne yaptım ya? Bunlar benim başıma nasıl geliyor ya? Dedem öldü babaanne. Niye inanmak istemiyorsun? Dedem öldü! Önder, dur, dur! Bu evde kovulması gereken birkaç kişi var. Ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Acıların en acısı insanın kendine çektirdiği acıdır.